Aslı? Canım, ne oldu? Beni görmek isteme sebebin umarım olanlardan beni sorumlu tutmak değildir. Sen ona bu kadar yanaşmasaydın bunların hiçbiri olmayacaktı. Bak eğer hatalı birini arıyorsan aynaya bakmanı sana tavsiye ederim. Aslını aslarını öğrenmeden, Aslı'yı idama mahkum eden senken beni suçlu bulman gerçekten çok anlamsız. Bunların olacağını hiç düşünemedin mi? Elbet ailem sizin aranızdaki yakınlığı öğrenecekti. Aslı'dan kim olduğunu sakladın. Onu kandırdın. Benim yapmak istediğim tek şey zamanında Sinan'la yaşadığım şeyleri sizin de yaşamanıza engel olmaktı. Kimliğimi neden sakladığıma gelince Aslı gerçekten çok onurlu ve gururlu bir kız. Eğer ona kim olduğumu söyleseydim yardım isteğimi kabul etmeyecekti. Ben Aslı'nın annenin ve babanın karşısında ezilmesini isterdim. Ama böyle yaparak daha kötüsüne sebep oldum. Ben senin babana benzediğini hiç düşünmemiştim. Ama yanılmışım. Egonuz birazcık zedelendiğinde, menfaatlerinize ters düşen olaylar olduğunda nasıl bu kadar acımasız olabiliyorsunuz? Ha? Baban da sen de. Hayır. Ben babam gibi biri değilim. Eğer baban gibi biri olmasaydın aşkına sahip çıkıp onun peşinden giderdin. Babana inanmazdın. Ben sadece babamın sözlerine inanmadım ki. Sizi birlikte gördüm. Ona para verirken, yeni eve taşınırken, hatta alışverişten dönerken bile ben sizi izliyordum. Gördüklerimi yanlış anladım sadece. Evet. Tamamen yanlış anlamışsın. Bak Burak. Aslı masum. İşte bu da beni öldürecek. Hiçbir suçu yokken onu kırdım. Üzdüm. İlişkimizi mahvettim. Aslı'yı ne kadar sevdiğim belli. Olanlardan ne kadar pişman olduğunda. Bak, bence yapman gereken şey Aslı'nın peşinden gitmek. Ona olan aşkını, ona olan sevgini, ona olan aşkının büyüklüğünü ona tekrar göstermek. Burak böyle bir şeye nasıl inanır? Kankama bak ya, ne yapmış? Hayır ya, bu çocuk seni hiç mi tanımıyor? Yani senin böyle bir şey yapmayacağını nasıl bilmez? Yok, benim bundan sonra kankam falan değil yani. Yani kardeşime yapılmış, bana da yapılmıştır. Aynen öyle. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Canım benim, her zaman yanındayız senin. Tabii canım, bizim öyle dostluğumuz pazara kadar değil, mezara kadar. Aslı, bir dakika peki sen Emel teyzeye ne söyleyeceksin şimdi? Çok üzülecek. Ben de onu düşünüyorum. Annem bize güvendi, inandı. Kahrolacak. Düşünsenize onu bile kandırdı. Yani bütün kızgınlığını, kırgınlığını bir kenara bırakıp sırf aşkımıza inandığı için bizim tekrar görüşmemize izin verdi. Yok Aslı, böyle olmaz. Sen söyleyemezsin bunu Emel teyzeye. Neyse sen şey de, ne bileyim, tartıştık, kavga ettik, bir sebepten ayrıldık de. Aynen aynen, öyle de yani. Boş ver. Ben de öyle düşünüyorum. Ama ya inanmazsa, ya derse o sizin büyük aşkınız küçücük bir tartışma yüzünden bitti diye. Emel teyze kesin böyle diyecek. Ama bunu yapmak zorundayım. Yoksa annem çok kırılır. Canım benim, sen de çok kırıldın. Çok üzüldün. Hem de hiç suçun günahın yokken. Demek ki neymiş? İnsan aşık olacağı adama dikkat etmeliymiş. Aslı, sen Burak'a aşık oldun. İnsan aşık olduğu kişiyi seçemez ki. Ya da aşık olmak için plan program yapamaz ki. Evet. Bir anda oluvermişsin.